Merhaba arkadaşlar, ben uzman fizyoterapist Seher Ay. Bugünkü videomuzun konsepti biraz farklı. Sizden istediğim oturduğunuz yerden diz ağrılarını azaltabileceğiniz egzersizleri birlikte uygulamamız olacak. Size çok kolay bir egzersiz listesi paylaşacağım. İsterseniz televizyon karşısında, eğer ofis çalışanıysanız oturduğunuz sandalyede yapabileceğiniz çok kolay egzersizler olacak. Bu egzersizleri düzenli bir şekilde uyguladığınızda özellikle bacak bölgesindeki değişimleri gözlemleyebilir ve gerçekten diz ağrılarınız kireçlenmeye bağlıysa, bağ hasarına bağlıysa azaldığını gözlemleme şansınız var. Yeter ki düzenli bir şekilde birlikte egzersiz yapalım. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram üzerinden beni takip edebilir ya da yine aşağıdan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdi gelin ilk çok kolay ve etkili diz egzersizini göstererek videomuza giriş yapalım. İlk egzersizimiz çok kolay bir egzersiz olacak. Özellikle diz kireçlenmesi problemi yaşıyorsanız ve bu bacak kaslarını kuvvetlendirmeniz gerekiyorsa bu egzersizi gelin hep birlikte yapalım. Sizden istediğim oturduğunuz kanepede ellerinizden bu şekilde destek alarak hafifçe arkaya doğru oturmanız. Daha sonra ayak parmaklarımı kendime çekip dizimi düzeltip buradaki kaslarımı kasıp bacağımı kasmaya çalışacağım. Bu kadar basit bir egzersiz. Sizden istediğim bu egzersizi 10 tekrar yapıp dinlenip tekrar 10 tekrar yapıp toplamda 3 kez tekrar etmeniz olacak. Gördüğünüz gibi egzersiz çok basit. Özellikle bu bölgede kasılı tutup şu kasları hissetmeniz diz ağrılarının azalmasına, dizin kuvvetlenmesine gerçekten çok fayda sağlayacak. Egzersizleri iki taraflı yapmanızı isteyeceğim. Dolayısıyla 10 tekrar bu bacağıma yaptım, dinlendim, buna yaptım derken 3 kez tekrar edip toplamda 30 tekrarla uygulamanızı istiyorum. Sıradaki egzersizimizde küçük bir yastıktan faydalanacağız. İsterseniz şöyle bir kırlent, isterseniz kolay bastırılabilir bir yastık bize yardımcı olacak. Ama bunların hiçbiri yok ya da ulaşabileceğiniz yerlerde değiller. Sizden istediğim havluyu rulo şekline getirip dizinizin altına yerleştirmeniz. Bu şekilde dizimin altına bastırabileceğim ya da bastırdığımı hissedebileceğim bir nesne yerleştirmeniz yeterli. Dediğim gibi bu ister kırlent olur, ister bu şekilde başka bir kırlent olur ya da havlu olur, hiç fark etmez. Sizden istediğim dizinizi mümkün olduğunca basıp ayak parmaklarınızı kendinize doğru çekip şuradaki kası gerçekten çok çok iyi hissetmeniz olacak. Bu pozisyonda 10 saniye dizimi kasılı tutacağım. Gerçekten bu bölgedeki kasların çalıştığını çok iyi hissedeceksiniz. Sonra yavaşça gevşeteceksiniz. Tekrar dizimi kastım. Bu bölgedeki kaslar şekillendi. Hissettim. 10 saniye bekledim. Sonra yavaşça bırakacağım. Bunu yaparken özellikle parmak uçlarınızı çekmenizi istiyorum ki şu bölgedeki kaslarda aktive olsunlar. Dikkat ettiyseniz bir elimle de destek alıyorum. Bu bölgeyi iyice hissettikten sonra 10 saniye gerçekten dizimi dümdüz yapıyorum. Dizim böyle bükülü kalmayacak lütfen. Dizinizi düzeltip 10 saniye kasılı tuttuktan sonra yavaşça gevşek bırakabilirsiniz. Yine her iki diz için bu egzersizi 5 tekrarlı yapmanızı istiyorum. Yani çektim, ayak parmağımı kendine, dizimi bastım, bacak kaslarımı hissettim. 10 saniye bu pozisyonda bekledim. Dinlendirdim. Bunu 5 kez tekrar edeceğim. Hem sağ bacağım için hem sol bacağım için. Sıradaki egzersizimde bu sefer kırlenti başımın altına yerleştireceğim. Bu şekilde kanepede uzanmanızı isteyeceğim. Bir dizimiz bu şekilde bükülü kalacak. Sonra diğer dizim için ayak parmağımı kendime çekip bu dizimin seviyesine kadar dizimi yükseltiyorum. Burada 1-2 saniye bekledikten sonra yavaşça indiriyorum. Tekrar yükselttim. 1-2 saniye bekledim. Yavaşça indirdim. Bunu yaparken buradaki dizimin böyle bükülü değil de düz durduğuna dikkat edin. Yani buradaki kasları yine kasarak uygulayacağız. İndirdim. Tekrar yükseltiyorum. İndirdim. Tekrar şeklinde bu egzersizde yine her iki taraf için 10 tekrar bu bacak, 10 tekrar diğer bacak, 3 set uygulamanızı istiyorum. Sıradaki egzersizimizde oturma pozisyonuna geldik. Şimdi bacağımızın özellikle bu grubu, arka grubu gerçekten çalıştığını hissettiniz. Parmak ucunu çektiğiniz için bu bölgeler çalışıyor. Gerçekten iyi hissettiniz. Gelin bir de şu iç taraftaki kaslara birazcık hizmet edelim. Bunun için yine bir yastık, kırlentten faydalanacağız. Ellerimizden dik duruş için destek alacağız. Sonra bu şekilde kırlenti bastırabildiğimiz kadar bütün gücümüzle bastıracağız. 5 saniye bu pozisyonda bekleyeceğiz. Yavaşça gevşek bırakacağız. Bastırdım. Bunu yaparken özellikle karın kaslarının çalıştığını da hissedeceksiniz. Gerçekten çok çok önemli bu egzersiz sizin için. Özellikle eğer bacak kuvvetsizliğiniz ya da kireçlenmeye bağlı o bölgede zayıflık varsa bu egzersizi yapmanız çok kıymetli olacak. Bu şekilde bastım topa. Dik durdum. Eğer dik duramıyorsam ellerimden destek aldım ya da sırtıma yastık yerleştirdim. 5 saniye bekliyorum. Gevşek bırakıyorum. Şeklinde egzersiz yine 5 tekrar yaptım. Yani 5 saniye bekledim, bıraktım. 5 saniye bekledim, bıraktım. Bunu 5 kez tekrar ettim. Biraz dinleneceğim. Bir çay içebilirsiniz, hiç fark etmez. Bunu 3 kez tekrar edeceğim. Yani toplamda 15 tekrar yapmanızı istiyorum. Ve son egzersizimizde ellerimizden faydalanacağız. Ekstra hiçbir şeye gerek yok. Dizlerimizin yanına ellerimizi bu şekilde yerleştireceğiz. Ellerimizle dizlerimizi iç tarafa doğru ittirirken dizlerimizle ellerimizle dışa doğru ittireceğiz. Yani böyle bu titreme, bu hareketlenmeyi görüyorsunuz. Hem kollarım kasılacak hem bacağımın dışına tutunan kaslar. Sonra gevşek bırakacağım. 5 saniye kasılı tuttuktan sonra tekrar 5 saniye boyunca bütün gücümle ellerimle dizlerimi içe doğru götürmeye çalışacağım. 5 saniye bekledikten sonra gevşek bırakacağım. Bir kez daha gösterelim. Bütün gücümüzle ellerimizle dizlerimizi ittiriyoruz. 5 saniye bekliyoruz. Gerçekten hissedeceğiz. Sonra yavaşça bırakıyorum. Bunu 5 kez tekrar ediyorum. Ve yine az önceki söylediğim gibi toplamda 15 kez olacak şekilde dinlenerek uyguluyorum. Böylece bugünkü egzersizlerimizde az önce de söylediğim gibi bacağın üstünü, altını, ön tarafını, arka tarafını, şimdi dış tarafı ve az önce de iç tarafındaki kasları çalıştırdık. Eğer bunu söylediğim yollarla düzenli bir şekilde uygulayabilirseniz gerçekten kireçlenmeye bağlı, menisküs hasarına bağlı ya da bu ve benzeri bağ problemlerinde çok rahat kullanabilir ve ağrılarınızı azaltabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü göstereceğim egzersizler bu şekildeydi. Umarım hepinizin çok hoşuna gitmiştir. Gerçekten çok severek hazırladığım bir seriydi. Bundan sonra yine kanepede ya da oturduğunuz, uzandığınız yerde yapabileceğiniz bel ağrısı için egzersizler serisiyle devam edeceğim. Ama kafanızda herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram üzerinden ya da direkt yorumlar kısmından bu videonun aşağısına bırakarak yanıt alma şansınız var. Diğer videolarda görüşmek üzere.